Borsa ile alakalı dün Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar var. Bist 50'de işte açığa satış yasağının kaldırılmasına dönük bir açıklamaydı bu. Beklentiler oluşmaya başladı. Burada ne olur ne biterden ziyade ne anlatıyor bize bu ifade, bu yönelim onu görmeye çalışalım. Bir kere zaten borsanın diplerde olduğu bir noktada bu yasak kaldırılıyor. Yani yukarı olabilecek bir ortamda buralarda da hatalı işlemler yapanların kaybedebileceği bir süreç oluşabilir. Oraya dikkat etmek lazım. Ama bunun dışında değerlendirmemiz gereken husus şudur. Yani borsaya dair bir yönelimleri var. Borsaya dair tedbirler alma noktasına gelmiş durumdalar ve önlerindeki gündemlerden biri de borsa. Bu manada bundan sonraki süreçte de yine benzer açıklamalar, benzer haber kışları görebiliriz. son Yıl sonu itibariyle yıl sonuna giderken bu dipleri artık gelmiş ve bireysel yatırımcıya ciddi manada aylardır kaybettirmiş borsa ile alakalı bir olumlu süreç olabileceğine dair analizlerimizi aslına bakarsanız tasdik eden bir yapıyla karşı karşıyayız. Tesadüfen yapılmayacak. Sonuçta Hazine ve Maliye Bakanı'nın durup dururken borsa ile alakalı yeni bir tedbir ortaya koyuyor olması, yeni bir görüş ortaya koyuyor olması tesadüfen gerçekleşebilecek bir şey değildir. Önümüzdeki günlerde hem farklı şirketlerle alakalı hem uluslararası kurumların yapacağı açıklamalarla alakalı bir pozitif süreç karşımızda olabilir. İzleyip göreceğiz. Bu manada değerlendirmek açıkçası sağlıklı olur. Birçok yayınımda haftalarda size ifade ediyorum. Temel mesele borsanın düşmesi değil, anlamlı bir şekilde yükselememesi. Yani yükselme sürecini uzattıkça bireysel yatırımcıyı bezdirdiler ve birilerine giriş fırsatları verdiler. Ama sabredebilen insanlar için fırsatlar olduğunu da hep söyledik. E, hatta ve hatta, e, sınırlı sayıda hisse bulunduran ya da e, manipülatif diyebileceğimiz küçük hisselerde bulunanlar için büyük şirketlere portföyü yayma fırsatı olduğu da e, aşikar. Bunu da size gündeme getirdik. Böyle değerlendirmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ama ben e, bu kadar uzun süre e, aşağıda e, hareketlerle e, piyasanın ilerlemesinden sonra mutlaka bir pozitif hareket oluşmasını bekliyorum. Elbette ki... E, dünyaya baktığımızda bir sürü risk unsuru var önümüzde. Türkiye siyasetinde de var. Ama siyasetin evrildiği noktaya da baktığımızda özellikle küresel dünyayla entegrasyon açısından ve sermaye çekebilecek ortamlar açısından pozitif hareketler önümüzdeki süreçte olabilir. İç siyaset ve insanların ideolojilerinden bağımsız ekonomi ve ekonomiye ve piyasalara etkileri açısından değerlendiriyorum. Böyle görmek lazım. Umuyorum herkes için daha güzel, bol kazançlı günler önümüzde olur ilave haber akışları vesaire olması durumunda da yeni yayınlarla karşınızda olmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonuna diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.